Görünen o ki, devletin resmi güçleri dışında yeni aktörler de bizi engellemeye çalışacak. Yerli ve milli aktörler. Yüce Konsül'e Türkiye gençliğinin fazla hafife alınmamasını tavsiye ediyorum. Yani neler yapabildiklerini, ha? Tarih yazıyor. Bu ülkenin tarihini biz yazarız Muammer Hoca. Sayın Müller'e katılıyorum. Gereksiz pürüzlerle vakit kaybetmeyelim. Milenyumun başında Anadolu toprakları üzerindeki egemenliğin nasıl el değiştireceği muhteşem bir simülasyonla anlatılmıştı. Milenyum Challenge. Raşit biraderimizin dediği gibi, bin yılın meydan okuması adıyla 2002 yılında Amerika Nevada'da yapılan tatbikat. Anadolu sevdalılarının Türkiye işgal mi edilecek diye yıllardır konuştukları plan bu. Gerçi korkulu rüya görmekte haksız değiller. Türkiye mutlaka Sevr planına mahkum edilecek. Nitekim bu yolda Dede Ağaca, Yunan adalarına muazzam bir askeri yığınak yapıldı. Nasıl? Yani Yunanistan'dan başlayacak bir harekattan mı bahsediyoruz? Evet. Yunanistan'la Türkiye'nin gerilimin artmasından ve sıcak temastan bahsediyoruz. Bu Türkiye için tavşana bak. Yani Türkiye batıya bakarken biz de Mezopotamya'da kurulacak devletin temellerini atacağız. Yani kısa vadede hedef budur. Ama Türkiye'nin Suriye harekatı yani bu planı berbat edebilir. Asıl tehlike pençe kilit operasyonu. Eğer Türkiye pençeyi attığı iki taraftan kilidi kapatırsa, işte o zaman Orta Doğu'daki Kuzey Koridoru hayal olur. Rusları durdurmak için Ukrayna, Çin'i durdurmak için Tayvan. Güzel. Ama Yunanistan Batı medeniyetinin kalbidir. Yani Türkleri Orta Doğu'da durdurabilmek için feda edilebilir mi? Coğrafya kaderdir Raşit Beyefendiciğim. Şimdi bakın, Yunan topraklarında Kürtler, Mezopotamya'da da Yunanlılar yaşıyor olsaydı, ha? Her iki millette tam tersi bir kader yaşayacaklardı. Yani milletler değil, coğrafyadır belirleyici olan. Hocam her zaman öyle olmuyor. Yani bölgenin hakim Kürtler olsun diye bir takım hamleler yapılıyor olmuş olsa bile sonunda Nil'den Fırat'a kadar tek hakim İsrail olacak. Türkiye Rusya'dan S-400'leri aldı. Nerede tutulduğu bir muamma. Şimdi Türkiye ve Rusya bu anlaşmanın ikinci adımını konuşuyor. Bu arada tüm çabamıza rağmen Yıldırım Hava Savunma Sistemi kuruldu. Ve Türkiye büyük bir gösterişle dünyaya ilan etti. Bize tevdi edilen görev, bu hava savunma sistemi aktif hale gelmeden Türk-Yunan Savaşı'nın fitilini ateşlemek. Yıllardır kısık ateşte süren bir gerilim zaten mevcut. Bu bir kıvılcıma nasıl dönüşecek? Hepinizin bildiği gibi Halit biraderimiz ele geçirdiği Stinger füzelerini Türkiye'ye sokmayı başardı. Bundan sonrası da dünyanın çeşitli yerlerinde bu tip görevleri başarıyla yerine getirmiş olan Mr. Müller'di. Efendim kısaca özetleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kayıtlı NATO'ya ait füzeler Yunanistan'ı vuracak. Yunanistan'da Türkiye'ye cevap verecek. Türkiye'de Yunanistan'da sıcak bir çatışmaya girmek zorunda kalacak. NATO devreye girecek ve Yunanistan'daki Amerikan üsleri Türkiye'ye karşı alarma geçecek. Ama bu Türkiye'yi Batı'nın karşısında zora sokar. Ha? Yalnız ülke Türkiye. Dolar yukarı, TL aşağı. Sen de artık dünyanın neresinde, hangi dilberin koynunda tatlı rüyalar görürsün bilemem Muammer Hocam. Senin bilmediğin şey olur mu Peyami'ciğim? Ben nerede olursam olayım, onun mutlaka bir gözü olur orada. Büyüklerimizin projeksiyonuna göre 2030 yılında, yani 10 yıl içinde Türkiye Fransa ile aynı ekonomik büyüklüğe sahip olacak. Yahu TC böyle büyük bir ekonomik güce sahip olursa, yani Musul'dan Orta Doğu'ya
buradan Akdeniz'deki aklını kimse elinden alamaz. Bu da önümüzdeki yüzyılın jeopolitik olarak Türkiye yüzyılı olması demek. Buna izin verilemez. Bizim olanı almamıza ne Türk devleti ne de başkaları engel olabilir.